Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde tören ve etkinliklerle kutlandı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi kutlamaları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 21 pare top atışı eşliğinde BRT'de yaptığı konuşmayla başladı. Cumhurbaşkanı konuşmasında, Kıbrıs Türk'ünün 20 Temmuz Barış Harekatı ile elde ettiği en büyük kazanımlardan birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna vurgu yaptı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınsa da tanınmasa da vardır ve var olmaya devam edecektir dedi. Federal temele dayalı bir çözüm şeklini kabul etmeyeceğini kaydeden Tatar, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tanımadan müzakere masasına oturacak değiliz ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere ülkemize geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı yapımı tamamlanan Erdoğan Havalimanı yeni pistine iniş yaptı. Erdoğan Havalimanı yeni terminal ve piste açılışı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının inişiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmasında uluslararası camiaya seslenerek seyahat özgürlüğü açısından Kıbrıs'ta Türklere yapılan haksızlıklara son verilmesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında uluslararası toplumun haksız ambargolardan bahsederek bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir dedi. Müzik. 20 Temmuz kutlamaları için ülkemize gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında iki anlaşma imzalandığını açıkladı. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sunulması hakkında anlaşmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi tesisi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce verilecek desteğe ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Lefkoşa Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar'la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi geçit törenine katılarak halka seslendiler ve önemli mesajlar verdiler. Cumhurbaşkanı Tatar, bir çözüm için egemenliğimizi Rum tarafına teslim etmeyeceğiz diyerek Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başlangıcına vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında federal çözümün mümkün olmadığını artık herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısı yaptı. Erdoğan, gelin artık adadaki gerçeklere sırtınızı çevirmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın dedi. Müzik. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın ilk adımının atıldığı Yavuz Çıkarma sahilinde her yıl olduğu gibi bu yılda şafak nöbeti tutuldu. Müze, gemi önünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Mehteran takımı konseriyle devam etti. Etkinlikte halk oyunları ve tekvando gösterilerinin yanı sıra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu ve Ayşegül Zaim konseri de yer aldı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdiği etkinlikte daha sonra meşalelerle sahile inildi.
20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'de de törenler yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu 20 Temmuz vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde yayınladıkları mesajlarla Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladılar. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletler arası mutabakat metni Ankara'da imzalandı. Başbakan Üstel, Ankara'daki temasları çerçevesinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletler arası mutabakat metninin imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Başbakan Üstel, 3-4 yıl içinde Türkiye'den kabloyla elektrik geleceğini ve enerji alanında yaşanan sıkıntıların aşılacağını vurguladı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu tarafından Bayrakta Sulh temasıyla hazırlanan sergi törenle açıldı. Bayrak Radyosu'nun 60. yılında Bayrakta Sulh temasıyla kurum arşivlerinde ve depolarında kullanılmayan durumda olan araç ve gereçlerden geri dönüşümle 60 eser oluşturuldu. Eserlerin yer aldığı sergi BRT'de düzenlenen etkinlikle açıldı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak Radyosu'nun kuruluşunun 60. yılında 60 yıla özel 60 eser oluşturulduğunu söyledi. Sergi küratörü Ay Hatun Ateş'in de projeyle uzun süreli bir hafıza oluşturmak istediklerini anlattı. Avrupa Birliği finansmanıyla Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hava ve yakıt kalitesi laboratuvarı kurulduğu açıklandı. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre laboratuvar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Laboratuvarın devreye girmesiyle İthalatçıların ürünlerinden, ülkeye giriş yaptıkları gümrük kapılarından, daire tarafından alınan numuneler analiz edilmekte ve analiz sonuçları uygun olan yakıtların ülkeye girmesine izin verilmektedir. Yakıt kalitesi laboratuvarının devreye girmesi sonrası, bugüne kadar 3 ithalatçıya ait mangal kömürlerinin ülkeye girmesine onay verilmedi. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.